Canlarım selam hepiniz hoş geldiniz. Bir konu 5 soru ile TET tekrarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu videodaki konumuz hareket olacak. Hareketi ve kuvveti ayrı ayrı videolarda ele aldım. Çünkü TET'de çoğunlukla bu konudan soru geliyor. Hareketin kendine özel soru türleri var. Kuvvetin kendine özel soru türleri var. O yüzden ben bu ikisini 5 soruda değil de bu ikisini 10 soruda ele aldım. Dolayısıyla ilk kısmı 5 soru hareket sorusu Sözü daha fazla uzatmayalım ve videomuza başlayalım. İlk sorumuz TYT ve MSÜ sınavlarının vazgeçemediği soru türü olan ortalama hız, ortalama sürat, yer değiştirme, alınan yol kavramlarını öğrencilerimiz doğru bir şekilde ayırt edebiliyor mu diye sordukları bu tarz bir sorudur. Bir koşu parkurunda K ve L koşucuları sırasıyla 1 ve 4. parkurlarda ok yönünde aynı anda koşmaya başlamışlardır parkurdaki bir turu ilk L koşucusu tamamlamıştır diyor. K ve L koşucuları parkurdaki bir turu tamamlayıp koşuya başladıkları noktaya ulaştıklarında bak burası çok önemli. Bir turu tamamlayıp koşuya başladıkları noktaya ulaştıklarında K koşucusuna ait niceliklerinden hangileri L koşucusunkinden daha küçüktür? Bak K küçüktür L olanları arıyoruz. Hemen bu cümleyi duyduğun anda bunu yazman lazım. Aksi takdirde sürekli soru okumak zorunda kalırsın. Yani mesela yer değiştirmelerini sorar sana. Sen dersin ki hangisinin hangisinden büyük olduğunu bana soruyordu diye bir kez daha okumak zorunda kalırsın. Soruyu ilk okuduğunda hemen bunu böyle yazmak zorundasın. Şimdi geldiğimizde bakıyoruz K'nın koştuğu yolun daha küçük bir yol olduğunu. Bir de başladığı noktaya geri dönüyor diyor. Yani K buradan böyle başlıyor. Şurayı koşuyor koşuyor ve başladığı noktaya geri dönüyor. L nereye koşuyor? Onun yolunu da şöyle sarıyla çizelim. L de 4 numaralı yolu koşuyor. Bak çok dıştan olduğu için bayağı bir büyük bir yolu kat ediyor. Fakat en sonunda başladığı noktaya da geri geliyor. Ve soru da burada bana ne dedi? Bir turu ilk L koşucusu tamamlamıştır dedi. Yani L daha uzun bir yeri koşmasına rağmen önce L tamamlıyor. Şimdi L'nin koştuğu mesafeye bir değer verelim. Mesela 100 metrelik bir yer olsun burası. Ve L'nin bunu koşma süresi de 10 saniye olsun. Bak L'nin daha kısa sürede koştuğunu söyledi. Bir kere buna da dikkat edeceğiz. Şimdi K'nın koştuğu mesafe daha küçük olduğu için ben bunun 60 metre olduğunu düşüneyim. Koştuğu süreyi de biraz daha uzun vereceğim. Mesela süresini de 15 saniye vereceğim. İşte bu şekilde değerler üzerinden soru çözersek çok daha rahat ederiz. Hiç karıştırmadan soruyu çözebiliriz. Şimdi yer değiştirme nedir? Yer değiştirme vektörel bir büyüklüktür. Başlangıçtan bitişe çizilen vektördür. Şimdi bir cisim hareket ettikten sonra başladığı noktaya geri dönüyorsa yer değiştirmesi sıfırdır. Çünkü başladığı yere geri geldi. Yer değiştirmiş oldu mu? Olmadı. Yani burada K da başladığı yere geri geldiği için L de başladığı yere geri geldiği için hangi yolu izledikleri hiç fark etmiyor sonuçta başladığı yere geri döndüyse bunların ikisinin de yer değiştirmeleri sıfırdır. Biz ne arıyoruz? Eşit olanları değil. L büyük K olanları arıyoruz. Yani bu olmayacak. Peki ortalama sürat. Şimdi ortalama sürat vektörel bir büyüklük değildir. Skalerdir. Süratı bulmak için alınan yolu geçen zamana bölersin. Bu kadar basit. Yani bunun için yüzü alınan yolu 10'a bölersin ve bunun ortalama sürati 10 metre bölü saniye dersin. Bu bizim için L'nin süratidir. K içinde 60'ı 15'e böldüğün anda 4 çıkar. Dolayısıyla kimin sürati daha büyük? L'nin sürati daha büyük. İşte L büyük K olanları aradığım için bu doğrudur. Ortalama hız. Şimdi ortalama hız dediği anda vektörel olduğunu anlayacaksın. Ve hızın vektörel olmasından dolayı yer değiştirmenin zamana oranı olduğunu da bileceksin. K'nın yer değiştirmesi 0. E zamanı ne? K'nın 15. E 0 15'e böl. Sonuçta 0. E L için de yer değiştirme 0. Yani süre 10. Yani 0 10 böl, e 0'ı 10'a böl 15'e böl. Fark etmiyor. Sonuç 0. Yani K ve L'nin ortalama hızları 0'dır. Eşittir. Biz eşit olanları aramadığımız için sorunun cevabı yalnız 2 olacaktır. Hem bazen de sorularda şöyle söylüyor. Bak Mesela burada L'nin ilk önce tamamladığını söylemişti. Mesela diyor ki aynı anda turlarını tamamlıyorlar diyor. O zaman süreleri aynı almak zorundasın. Yani dikkat edeceksin. Mesela buna 100'e 10 yazdıysan buna da 10 yazacaksın. O zaman bu 100 bölü 10 olacak. Bu 60 bölü 10 olacak. Yani dikkat etmen gerekiyor. Soruyu güzel okuyup ona göre ilerlemen gerekiyor. Ama bu tür soruların en önemli noktası alınan yolun skaler olduğunu bileceksin. Ama yer değiştirmenin vektörel olduğunu bileceksin. Ve sürat sorulduğunda alınan yolu zamana böleceksin. Ama hız sorulursa yer değiştirmeyi zamana böleceksin. Gerçekten yani cepte garanti bir net yani böyle bir soru gelirse sakın ama sakın kaçırmayın. Çok üzülürüm. Doğrusal bir yolda hareket eden bir aracın konum zaman grafiği. Şimdi öğrencilerimizin en çok hata yaptığı sorular grafik sorulardır. Çünkü grafik sorusu gören öğrenci o soruyu asla boş bırakmaz. Hemen böyle gördüğü şey yorumlar aşağı gidiyor. İşte yukarı gidiyor, işte ne bileyim düz gidiyor falan. Böyle grafikte ne varsa onu okuyor. Sanki bu bir göz doktoru muayenesi. Hani mesela dedi ki oğlum burada ne, ne yapıyor? işte? aşağı çizgi var, yukarı çizgi var. Böyle çözülmüyor grafik soruları. Grafik sorularında şurasını ve şurasını okumadan soruyu çözemezsin. Yani grafiğin bütün bilgisi burada yer alıyor. Konum, zaman, grafiği. Şimdi hangileri doğrudur diyor. Bak konum zaman. Yani biz cismin konumunu görüyoruz. Zaman içerisindeki konumunu görüyoruz. Mesela konumu x'miş. Daha sonra konumu 0. Yani şimdi mesela şurası 0. Şurası da artı x. Yani biz bunun buradan buraya geldiğini anlamaz mıyız? Hani artı x'teyken 0'a gelmiş. Sonra 0'dan tekrar x'e gitmiş. He, bu sefer bu tarafa gittiğini anlıyoruz. Sonra artı x'teydi ya. Şimdi tekrar sıfıra gelmiş. Yani tekrar buraya döndüğünü anlıyoruz. Sonra eksi x'e geldiğini. Yani bu sefer bu tarafa gidip eksi x'e geldiğini anlıyoruz. Yani biz bunun konum zaman grafiğine bakarak aşağı doğru gidiyorsa eksi yönde gitmiştir. Bak burası eksi yönde hareket. Yukarı doğru gidiyorsa artı yönde gitmiştir. Bak burası artı yönde hareket. Aşağı doğru döndüğü için tekrar eksi yönde gidiyor. Yani şurası eksi yönde hareket. Aşağı doğru gitmeye devam ettiği için tekrar eksi yönde hareket ediyor. Bir kere konum zaman grafiğinde yön bu şekilde bulunur. Yani grafik içerisinde şu hamleyi gördüğün anda artı yönde gidiyor diyeceksin. Şu hamleyi gördüğün anda eksi yönde gidiyor. Şöyle bir şey görürsen duruyor diyeceksin. Bak, konum zaman grafiğinde bu düzlük durmak anlamına gelir. Duruyor. Artı yön, eksi yön, eksi yön ve burada da duruyor. Ama aynı grafik bize hız zaman grafiği olarak verilseydi çok çok farklı oluyor. Eğer burada hız yani şöyle hız da yazabilir, v de yazabilir. Hız zaman grafiği olursa bak aynı grafiği çiziyorum. Bu ne demek biliyor musun? Hız zaman grafiğinde grafiğin üst tarafı yani şu zaman ekseninin üst tarafı artı yöndür. Yani böyle olması ya da böyle olması bir şey ifade etmiyor. Bak konum zaman grafiğinde yukarı artı, aşağı eksiydi. Ama burada öyle değil. Burada zaman ekseninin üstü hep artı yön, burada artı yön. Zaman ekseninin alt tarafı da eksi yön. Bak burada eksi yön. Bak burada durmuyor. Eksi yönde, eksi yönde sabit hızla ilerliyor diyeceğiz. Burada ise duruyor demiştik. Yani yorumları çok farklı. O yüzden bu grafiklerde çok çok dikkat etmen lazım, tamam mı? K ve N bölgelerinde aynı yönde hareket etmiştir diyor. Bakıyorum. K'da eksi yön, N'de eksi yön. Dolayısıyla bu doğrudur. L, M bölgelerinde hızı eşittir diyor. Şimdi bak. Hız vektörel bir kavram. Sürati eşittir dese önemli değil. Yön. Ama hızı eşittir dediğinde hız vektörel olduğu için yön önemlidir. Vektörel kavramlarda yönü de aynı olmadığı sürece eşittir diyemiyorsun. E şimdi L bölgesinde artı yönde gidiyor. M bölgesinde eksi yönde gidiyor. Dolayısıyla artı yönde giden bir şeyin hızı. Eksi yönde giden bir şeyin hızına eşit olamaz. Bak hızları eşit büyüklüktedir derse, he, bu 3 bu da 3 tamam. Ama eşit büyüklüktedir demezse, direkt hızları eşittir derse, sen hemen diyeceksin ki, yönleri farklı olan bir şeyin hızları asla aynı olamaz diyeceksin. Çünkü hız vektöreldir. Ve vektörel kavramlarda önce yönleri eşit olacak ki, sen ona eşit diyebilesin. Dolayısıyla da hızlara eşittir diyemeyiz. Normalde işte örneğin bura 1. 5 e, saniye olsun ya da 10 saniye olsun. Bura 20. saniye, bura 30. saniye olsun. İşte 10'dan 20'ye yani 10 saniyede e, x metre yol gittiyse, sonraki 10 saniyesinde de x metre yol gittiyse hani bir sağa doğru atıyorum. Bir sağa doğru 50 metre gidiyor 10 saniyede. Bir de sola doğru 50 metre gidiyor 10 saniyede. Normalde bunların hızlarının büyüklükleri aynıdır. Hani aynı sürede aynı miktarda gittiler. Ama hızları aynıdır diyemiyoruz. Süratleri aynıdır diyebilirsin. Çünkü sürat skalerdir. Yani burada hızları değil de süratleri eşittir deseydi. Süratleri eşittir deseydi. Doğru diyecektim. Ama bu hız dediği için yanlış. Çok dikkat et. K ve M bölgelerinde yavaşlamaktadır diyor. Şimdi bak Yavaşlamak e, nasıl oluyor biliyor musun? Mesela bir cisim önceki saniyelerinde büyük yollar gidiyorsa, sonraki saniyelerinde daha küçük yollar gidiyorsa yavaşlıyordur. Mesela araba ile giderken bir saniyede büyük bir yol alır. 90'la giderken daha az yol alır. 60'la giderken daha da az yol alır bir saniyede. İşte 10'la giderken daha da azalır. Yani bir aracın yavaşlaması için eşit zaman aralıklarında daha az yol alması gerekiyor. Şimdi K bölgesine bir bakalım. K bölgesinde giderek daha az yol mu alıyor? Bak mesela burası birinci saniye. Burası diyelim ikinci saniye. Burası da diyelim üçüncü saniye. Bak burada doğru orantı olduğu için burada giderek daha az yol alma diye bir şey yok. Mesela burası 30 sa, burası 20'dir, burası 10'dur, burası da 0'dır. Dolayısıyla yani burada giderek daha az yol alma diye bir şey yok. Burada sabit hızlı hareket vardır. Çünkü eşit zaman aralıklarında 0'dan 1'e giderken 10 metre yol almış. 1'den 2'ye giderken de 10 metre yol almış. 2'den 3'e giderken de 10 metre yol almış. Yani eşit zaman aralıklarında eşit yollar aldığı için burada sabit hızlı hareket vardır. Yavaşlama hareketi yoktur. Ama bu bir hız zaman grafiği olsaydı... Hız zaman grafiğinde eğer burası hız olsaydı, hız zaman grafiğinde şu hareket yavaşlamaktır. Çünkü hızın 30 iken hızın 20 olmuş, sonra hızın 0 olmuş. Yani hızın azalmış. İşte benim anlatmak istediğim şey bu. Yani hız zaman grafiğini gördüğümde farklı yorum yapılır. Konum zaman grafiği görünce farklı yorum yapılır. Yani bu yavaşlama hareketi değildir. Konum zaman grafiğinde düz çizgiler. Bak düz çizgi mesela böyle bir çizgi, böyle bir çizgi, böyle bir çizgi. Bunu kastetmiyorum bu durmak demek zaten. Dolayısıyla konum zaman grafiğinde böyle düz çizgiler gördüğün an o zaten sabit hızlı hareketin çizgisidir. Hızlanmak ya da yavaşlamak bizim genç k ya da yaşlı k dediğimiz şöyle kıvrılan k'larda oluyor. Yani konum zaman grafiğinde eğer böyle beli bükülen bir k görürsen yavaşlayan hareket diyebilirsin ya da böyle yavaşlayan. Ama yukarı doğru şaha kalkanı görürsen hızlanan hareket diyeceksin. Yani hızlanma ya da yavaşlama olması için böyle düzlükler olmaması gerekiyor. Böyle eğilen bükülen tarzda olması gerekiyor. Yani şurada gösterdiklerim gibi olması gerekiyor. Bu sorunun doğru cevabı yalnız bir A şıkkıdır. Yatay bir yol üzerinde T0 anında aynı konumdan bak ne kadar önemli biliyor musun bu? Aynı konumdan harekete başlayan X, Y, Z, P, R, S araçlarının hız zaman grafiği verilmiş. Diyor ki grafikte 0 T zaman aralığında araçlar arasındaki uzaklık sürekli artmaktadır diyor. Şimdi aynı konum burada son derece önemlidir bak. Aşırı derecede önemli. Aynı konum demesi. Çünkü iki araç aynı konumdan harekete başlarsa. Mesela X de buradan harekete başlamış. Y de buradan harekete başlamış. X zaman ekseninin üstünde olduğu için artı yönde hareket yapmış. Y eksi yönde hareket yapmış. Şimdi x artı yönde gittiyse y de eksi yönde gittiyse tabii ki de bunlar arasındaki mesafe artıyor. O zaman bu olacak. Buraya gelelim. Hız zaman grafiği dediğine dikkat et. Yine z zaman ekseninin üstünde. Oysa şu grafiğe bakan bir öğrenci şundan etkilenip diyebilir ki ya hocam z ile p arasındaki mesafe hiç değişmiyor ki ama burada konum yazmıyor ki hız yazıyor. İşte böyle etkilenmeyeceğiz. Biz burada konum yazsaydı evet Konum yazsaydı aralarındaki mesafe hep aynı kalıyordu ama orada hız yazıyor. Hız zaman grafiğinde grafiğin altındaki alan yapılan yer değiştirmeyi verir. Yani burası Z'nin artı yönde gittiğini söylüyor. Burası da P'nin eksi yönde gittiğini söylüyor. Dolayısıyla Z ve P de aynı yerden başladığı için Z artı yönde, P de eksi yönde gidince araları açılmış oluyor. Bu da doğru. Şimdi yine görsel olarak bakan bir öğrenci bu ikisinin giderek birbirine yaklaştığını söyleyebilir. Ama burada konum yazmıyor ki. Yani sen hız hız yazdığını görüyorsun ama sanki araçları görüyormuş gibi davranıyorsun. Bizim bu gördüğümüz hani böyle giderek birbirine doğru yaklaşan şey araçlar değil ki. Araçların hızları, araçlar değil. Yani örneğin bu aracınızı sıfırken e, bunun hızı 30'muş. Sonra bunun hızı 10 iken onun hızı yine 30'muş. Sonra bunun hızı 20 iken onun hızı yine 30'muş. Bak araçların birbiriyle yaklaşmasıyla bir ilgisi yok. Ha, araçların hızları giderek birbirine eşit oluyor. Evet hızları giderek aynı değere geliyor. Şimdi R nereye gitti? Onu bana söyle. R'nin grafiğinin altındaki alan R'nin gittiği yeri gösterir. Yani R'nin gittiği yol şu taradığım alan kadardır. S'nin gittiği yolda onun alanı kadardır. Mesela bu 50 gitti. Bu 50 daha gittiği için buna kadar gitti. 2 tane 50 gitti. Yani hepsini gitti. 100 gitti. İşte R artı yönde 100 gitti. Ama S artı yönde 50 gitti. Yani aralarındaki mesafe ne oldu? Açıldı. Bu da doğru. Yani bunlar birbirinden uzaklaştı. Sorumuzun doğru cevabı E şıkkı. Şimdi geçmiş yıllarda böyle sürat grafiği, zaman grafiği çıktı. Ee, gerçekten de yani burada birçok öğrenci şöyle bir hata yapabiliyor diye ben bu soruyu koydum. Normalde çok basit bir soru gerçekten ama gerçekten hata yapılabiliyor. Yani bir takım bilgi bir an sınavın heyecanından ya böyle 0'a 3, 1'e 5, 2'ye 7 bunu görüyor. İşte 1'e 5, 2'ye 7, 3'e 9. Aha tamam diyor. Cevap A diyor. Geçmiş olsun gitti. Ya çünkü sana süratini soruyor. Şimdi sürati bulman için ne yapacaksın? Sürat eşittir alınan yol bölü zaman yapacaksın. Tamam? Şimdi Yolu üçgen zamanı sıfır. Zaman sıfır ne demek? Hareket yeni başlıyor. Bir saniye geçtiğinde ne kadar yol gitmiş? Beş gitmemiş bak. Üçten beşe yani iki gitmiş. Artı yönde iki gitmiş. Bir saniye daha geçmiş. iki daha gitmiş. Bir saniye daha geçmiş. iki daha gitmiş. Ya her bir saniyede iki gitmiş. İşte bu ne demek? Alınan yolu iki iken zaman bir. Alınan yolu dörtken zaman iki. Alınan yolu 6 iken zaman 3. Yani bunun sürati hep sabit. Hep sabit süratle hareket etmiş. Ve süratinin büyüklüğü de 2 2'ymiş. Sabitmiş. Unutma. Bak bu. Sorumuzun cevabı bu. Bu şekilde sorular inan ki geldi. Bak kafama göre bu soruları koymadım. Bu sorular geldiği için koydum. Ve bu videonun son sorusuna geldik. T0 anında aralarındaki uzaklık 50 metre olan otomobil ve bisikletin hız zaman grafikleri verilmiş. Buna göre 2 saniye sonunda otomobille bisikletin arasında uzaklık hangisi olabilir diyor. Şimdi bunlar T0 anında aralarında 50 metre uzaklık olduğunu söyledi. Ama kimin nerede olduğunu bana söylemedi. Bak bu bile çok önemli. Yani hangisi ne tarafta onu hiç söylemedi. Şöyle olabilir mesela. Otomobil ona O diyelim. Otomobil buradaysa eğer otomobil burada. Bisiklet de diyelim burada ise Otomobil grafiğin üst tarafında olduğu için artı yönde gidiyor. Ve ne kadar gidiyor? Grafiğin alanı kadar. E bu alan nasıl bulunacak? 2 ile 60'ın çarpımı. Hız zaman grafiğinin alanı yapılan yer değiştirmeyi veriyor. 2 kere 60 artı yönde 120 metre gitti. Bu da 2 kere eksi ondan eksi yönde 20 metre gitti. Bak bu eksi yöndür. Yani eksi 20 diye bir uzunluk olur mu? Olmaz. Eksi tarafa 20 gitti demek. Şimdi bu eğer otobüs burada, bisiklet de burada ve aralarında da 50 varsa, otobüs artı yönde 120 gittiği için, e, bisiklet de eksi yönde 20 gittiği için ne oluyor biliyor musun? Eksi yönde 20 gittiği için aralarındaki uzaklığa bak. 20 buradan var, 50 buradan var, 70, 120 de buradan var. Aralarındaki uzaklık bir anda 190'a çıkabilir. Ama tam tersi ya şöyleyse, ya burada otobüs var, burada bisiklet varsa, işte o zaman işler değişiyor. Bisiklet buradaysa aralarındaki uzaklıkta 50 idi. Ne oluyor biliyor musun? Şimdi otobüs artı yönde gidiyor. Bak şöyle şu tarafa gidiyor. Bisiklet de eksi yönde gidiyor. Bu tarafa gidiyor. Yani önce bunlar birbirine doğru geliyor. Şimdi otobüs artı yönde ne kadar gitti? 120 gitti. Şimdi 50'si zaten burası. Demek ki şu tarafa doğru 70 daha gitti değil mi? 120 gitmesi için. Dolayısıyla otobüsün yeni konumu burası. Yani burasının 70 olduğunu unutma. Toplam 120 gitti otobüs. Bisiklette 20 gitmişti. Şimdi bura 50 ya. 20'sini giderse diyelim bisiklet tam şuraya gelsin. Şuranın 20 olduğunu unutma. Dolayısıyla bisiklet artık burada. Yeni konumu. Otobüs de artık burada. Dolayısıyla aralarında uzaklık kaç oldu? Bir 20 var bir 70 var. Bak aralarında uzaklık 90 da olabilir. Ama 140 hiçbir şekilde olamaz. Zaten aralarında bir şekilde 50 metre olacak. Ya o önde o geride olacak ya o, o geride o önde olacak. Yani bunun cevabı ya 1 ya 3. Bu soruyla birlikte bu videonun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda kuvvetle ilgili sorular çözeceğim. O videoda görüşene dek kendine çok iyi bakmayı ve AYT tekrarlarını da yapmayı lütfen unutma. Bak bu sınavın en önemli noktalarından biri de AYT'dir. Sakın onu ihmal etme. AYT Check -up Fizik Kampı'nı bitirmeden bu sınava girme. Hepi topu 18 tane video Muhakkak onları bitir bak. Defalarca hatırlatıyorum. Hocam yine mi hatırlatıyorsunuz deme. Gerçekten önemli olduğu için hatırlatıyorum. AYT'den güzel bir net yapmadan istediğimiz bölüme yerleşemeyeceğiz. Bundan dolayı AYT'yi sakın ihmal etme. TYT tekrarlarını ufak ufak bu şekilde küçük videolarla yap. Ama AYT çalışmaya sınava bir hafta 10 gün kala bile devam edebilirsin. AYT çalışmasını hiç ama hiç bitirme tamam mı? Hadi bakalım kendine çok iyi bak. Allah'a emanet ol. Check out.